2024 yılında ne tavsiye edersiniz? Yani altın yatırımı mı yoksa hisse yatırımı mı tavsiye <laughs> hisse, edersiniz? Tabii. Hisse senedi yatırımcısıysan eğer orada da sana fırsatlar verecek. Gıda içecek de mesela güzel bir yıl olabilir. Havacılık bu düşüş bence hani havacılıkta iyi fırsatlar yaratıyor. 2024'te orada da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum ben. Bununla beraber Çiment tutolarda güzel hareketler var olabilir. Yani bence ucuzlar ve yurt içinde sektör halen daha canlı. Otomotivler giderek daha da ucuz oluyor ve otomotiv her zaman her her yıl güzel sürprizler yapmıştır ben bunları izlerim ve her yıl kendine bir fırsatta da yaratır. Yani yine böyle öne çıkan şirketler, sektörler olur. Bu da şu hani petrol çok düşük yerlerde. Eğer yani yılın ikinci yarısında ekonomilerde bir toparlanma başlarsa biz yine bir 100 dolarlara doğru giden bir petrol görmemiz mümkün petrol. olabilir. Evet. Orada mesela bir petrol fonunda pozisyonlar olabilir yine. Ama bunların hepsi tabii kısa vadeli hareketler olacaktır. Yani petrol ve altın hiçbir zaman bir yatırım aracı değildir bir kere. Onu onu söyleyeyim yani bir altın alırsanız 10 yıl sonra da elinizde bir altın vardır. Size hiçbir şey vermez, temettü vermez, kar payı vermez, büyüme yapmaz. Ama bir hisse senedi alırsanız 10 yıl sonra elinizde yani bir şirket alırsanız 10 yıl sonra elinizde çok daha büyümüş çok daha fazla kâr etmiş ve ve size 10 yıldır da temettü ödemiş bir şirketin Karşılaştırmalı yok. olarak değil mi hocam? Şimdi izleyenler şöyle diyor olabilir. 10 yıl önceki çeyrekle şu anki çeyrek aynı değil ya diyor evet. olabilirler. Ama işte ama 10 yıl önceki Ford da şimdi aynı değil. değil. Tüpraş <laughs> da aynı değil. Atıyorum Ereğli de aynı değil. E, Aselsan da aynı değil. Altın 60 kat yükselmedi yani. Hı. 70 kat yükselmedi 10 senede mesela. Onların ötesinde çok ciddi de getiriler de elde edildi güzel şirketlerde yatırım yapanlar için. Kesinlikle karşılaştırmalı bakmak gerekiyor böyle evet. şeylere. gibi